Şu an tam 1850 metre yüksekteyiz. Bekle dur. Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Kamplarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yayla yolundayız ve kısa bir mola verdik. Yukarı çıkmadan etrafı bir göstereyim istedim. Böyle harika bir ortam. Biraz önce yağmur yağdı. Tam sevdiğimiz havalar. Bugün misafirim geldi, Erhan. Erhan, nasıl, beğendin mi ortamı? Çok az yolumuz kaldı. Yayla da tekrar görüşmek üzere. Hadi gidelim. Bu arada yolculuğumuzla alakalı kısa bilgiler vereyim. Saat 10.30'da İstanbul'dan çıktık. Şu an saat kaç oldu? 4.30. 6.30. 6 saattir yoldayız. Tabii mola vere vere gidiyoruz, fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Yol da bayağı kötü. Yağmur da yağıyor. Yavaş yavaş, temkinli bir şekilde devam ediyoruz. Ama son 3 kilometremiz. Birazdan yaylaya ulaşmış olacağız inşallah. Şu an yolun düzgün kısmı diyebilirim. 25-30 kilometreyle gidiyoruz. Ama aşağısı bayağı kötüydü. Muhtemelen akarsuların, işte derelerin getirmiş olduğu taşlardan dolayı yolun üstünde bayağı irili ufaklı taşlar vardı. Ama şimdi biraz daha rahat yolumuz. Bakalım, inşallah güzel bir yaylaya çıkmış olacağız. Şimdi yaylaya geldik. Aşağıda ağırlık yapmasın diye karavanın ve arabanın deposunu doldurmamıştık. Buradan depoları dolduracağız. Daha sonra güzel bir yer bakacağız kendimize. Etraftan biraz uzaklaşalım. Güzel ama kalabalık. Karavanın deposunu doldurduk. Şimdi arabada da bir depo var. Onu da dolduralım. Sonra hareket edelim. Burası gerçekten harika bir yer. Şu an tam 1850 metre yüksekteyiz. Şöyle aşağıda gösterince zaten daha net görünecek. Bulutların üstündeyiz. Hava o kadar hızlı değişiyor ki şu an. Bir anda sis kapatıyor, bir anda açıyor. Muhteşem gökyüzü ortaya çıkıyor. Bunu yaklaşık biraz önceki videodan bir 15 saniye sonra çekiyorum. Bakar mısınız, bir anda hızlı bir şekilde yine değişti. Timelapse'ini de koyacağım bunun videoya. Daha net anlaşılacaktır. Yani 30-35 saniye içerisinde bir anda açıyor, bir anda kapatıyor. Bence şu ağaçların altına gidelim. Ne diyorsun? Ağaçların altına gidelim de nasıl gideceğiz? Harbi şu an önümüzü göremiyoruz ha. 10 saniyede her şey değişiyor. Bütün her şey değişti. Bence iyi böyle, bak manzara da şimdi göründü. Biraz önce kapatmıştık, net göremedik. Aşağısı da güzel görünüyor ya Eren. Bence de. Yani bence de ya. Bence de. Bence oraya araba gidiyorsa oraya gidelim bak. Güzel değil mi? Aynen. Bekle dur.
Dönmez. Öne doğru git. Erhan, şu ileride boşluk var. Oradan dönüp geleceğim. Tamam. Yavaş yavaş, mola vererek, fotoğraf çekerek, video çekerek sonunda konaklayacağımız yere geldik. Şöyle bir ortam. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz. Sonra ateş keyfi. Yemek hazırlıkları. Bugün ilk gün, menü zengin. Günaydın. Muhteşem bir güne uyandık. Şimdi kahvaltı hazırlıkları yapıyoruz. Birazdan kahvaltı yapıp biraz yürüyüşe gideceğiz. Gel abi, bir şeyler ikram edelim. Hoş geldin. Aleykümselam. Nasılsın? Maşallah, karavanınız da çok güzelmiş. Eyvallah, sağ olasın. Buyur gel. Dikkat edin, araba değil karavana gibi geliyor bu adam. Efendim? Buradan karavana gibi geldi diyor. He. Buyur otur. Karşıdan şöyle. Merhaba. Karşıdan. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz, sende bir şey yoktur. Sen doğadasın da biz şehirden geliriz. Bizde olabilir bir şeyler. Sıkıntılı. Yani sorma, malum şu hastalık mahvetti. Sağlık olsun. Akın ben, Erhan. Benim adım İsa. İsa, memnun oldum. Abi. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederiz. Çay var, kahve var. Ne içersin? Abi hangisi müsaitse onları sen alayım. Ne istersen onu yaparız. Fark etmez benim için. Ne zaman geldin abi buraya? Biz dün geldik, dün akşam. Burada yoktum ben. Önceki gün buradaydım. Öyle mi? Sığırın ama hiç sorun yok. Abi bu sığır da benimdir. Oyun da benim. Öyle mi? Onlar daha erken geldi. Bunlar, sığırlar erken geldi. Oyunda insan yok zaten. Onlar başıboş. Sahipsiz gibi öyle boş boş gelirim. Biz böyle şey fotoğraf, video, video çekiyoruz. Evet. Şu anda video kayıtta. Sıkıntı olmaz değil mi? Böyle yok, sohbetimiz, muhabbetimizi çeksin diye. Ben dinledim ki burada yabani hayvan yoktur dedim. Var mı? Ben de dedim ki vardır. Ayı da vardır burada. Yabani hayvan her şey var bu yurtta. Ayı da vardır bende. Var var. Değil burada. Mi? Bak. Abi yüksekteyiz çünkü. Bayağı yüksekteyiz. Bir de ormanlık alan. İstersen her şey olur. 1800 metreymiş burası. Olabilir. Gördün mü hiç ayı?
İzlerini gördüm yakın geçtiğini ama canını görmedim. Evet. Ya zaten ayı şöyle bir şey ki hani kendini çok nadir gösterir. Hani... Abi yaş kaç, kafada saç kalmamış. Abi yaş 30. Ya bizim de... kaç gösteriyor sor bakalım. Abi zaten 36 dedi. 36 mı? Yaş 35 oldu. Sonra saçlar gitti. Seninki de beyazladı. Maşallah seninkiler bak. Kaplara da. Kafaya takmıyoruz bir şey ama zaten kep takıyoruz. Kep mi engelliyor? Beyazladı. Yani diyorsun ki kafaya kepten başka bir şey takmıyorum. Babam da diyor malı satın alalım git işe diyeyim. Orada evlenirsin başka türlü evlenirsin yok diyor. Biz de alıştık bu işi bırakamıyoruz. Ya bu iş keyifli ya. Hani doğal hayat. Kimsenin yani şehir yok. Şehir diyorlar da işte bak şehri de gördük artık. Şimdi insanlar doğaya kaçıyor. Yani. Kafan rahat. Trafik stresin yok. Kalabalık stresin yok. İneklerin cinsi ne? Na Holstein diye geçer. Holstein. Şimdi hatırladım. S ile başlayan bir şey vardı. Maltu var, simenter. Heh, simenter. Bunların için fazla simenter yok. Bir iki tane anca vardı. Holstein sütü bol veriyor değil mi? Evet, bol veren. Aynen. Hadi gel. Şimdi bir keşfe çıkıyoruz etrafa. Gel bakalım, hadi gidelim, gel. Hadi gel. Kısaca bulunduğumuz yerden bahsedeyim. Yine her zaman olduğu gibi haritadan bakarak yola çıktık. Daha önceden gitmiş olanların tavsiyesine uyarak değil. Şu an Düzce ile Bolu arasında bir yerdeyiz. Çok fazla gelen olmamış buraya. Zaten etraf bayağı sakin, bayağı boş. Hatta şöyle göstereyim. Hani bakın bayağı bir yakacak odun var. Birileri gelmiş olsaydı bunlar olmazdı burada. Hiç çöp de yok. Asıl önemlisi. Evet artık maalesef birilerinin geldiğini ortamdaki çöplerden de anlayabiliyoruz. Yani keşke o çöpleri giderken geri götürse insanlar. İsa ile tanıştık. Burada hayvanlarını otlatıyordu. Şimdi o da katıldı bize. Etrafı keşfediyoruz. Ne yaptınız? Biraz da telefonla işlerimizi halledelim diye telefon çeken bölgeye geldik. Çekiyor mu burada? Ben de arkada yakaladım gitti tekrar. Şu anda telefon çekiyor olması lazım abi bir tane falan. Buradan Turkcell'e sesleniyoruz. Telefonumuz çekmiyor. Zirveye çıkmış olmamıza rağmen. Ha bir de şey var. Vodafone var. Şimdi aşağı göl kıyısına indik. Buralarda domuzlar dolaşmış bayağı. Şunlar domuz izleri. Şimdi İsa söyledi. İsa şuydu değil mi? Aynen. Soğanlar. Bir gösterir misin? İşte bu abi. Heh. O işte domuzlar bu soğanları yiyormuş. Nasıl kek kokusu? Gerçek soğan tadı gibi değil ha. Değil. Yani adı soğan. Değişik. Hep böyle domuzcu gölün etrafı. Göl yazın kuruyormuş. Şimdi daha ortalık ıslak olduğu için maksimum bu seviyeye ulaşmış. Daha fazla da yükselmiyormuş zaten. Nasıl sessizlik? Sadece kuş sesleri. Bir de İsa'nın koyunlarının çan sesleri. İsa çan kaç tane var? 5 tane var. 5 tanesinde. Annelerde var değil mi?
Bugün rüzgarlı bir güne uyandık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bugün başka bir bölgeyi keşfetmeyi düşünüyoruz. Ne oldu? Neden kaçıyorsun? Hı? Bu bir aylık falan herhalde değil mi İsmail abi? Öyle mi? Daha küçük, annesi herhalde. Şimdi göreceksiniz, muhteşem bir yere geldik. Kuş bakışı. Bakar mısınız aşağıya? Yaklaşık 14 kilometre yaptık. Epey gezdik. Farklı yerler gördük. Şimdi geldik. Akşam yemeği hazırlıkları yapıyoruz. Erhan ateş yakacak. Ben de yemek hazırlıklarına başlayacağım. Şimdi şuradan da göstermek istiyorum. Kiloştan. 14.27 kilometre yapmışız. Şurada haritada detaylı da link bırakırım. Buradan merak edenler de bakabilir. Bugün kampta 4. günümüz. Artık katı gıdalarımız bitti. Bu akşam menüde türlü var. Şuradan biraz da biber alayım. He? Erhan? Güzel böyle sulu. Salça almayı unutmuşum ya. Şu domateslerle çözeceğiz artık olayı.
Ne dersin? Bence efsane güzel olacak. Sirke de ekleyelim. Sirke şart. Yani aslında sirke pek kullanmıyorum da işte bu Covid'den sonra artık evde de her şeyi kullanmaya başladım. Ne yapalım, önce patatesleri soyalım. Ateşinde yapacağız yemeği. Heba etti bir tane tencere var. Bunu şimdi yavaş yavaş kısık ateşte. Soğanları doğradık. Yağı da ekledim. Burgazın ızgarasını da açalım. Çiçeği burnumda. Daha ilk kez kullanacağım. Önceden buna benzer bir şey kullanıyordum. O bayağı bir eskidi, artık attım. Bunu yeni aldım. Başka bir mangalım da var. Onu da ateşi yerde yakmadığım zamanlar kullanıyorum. O bunun için bayağı aparatlar çıktı. He? Bu şey tavuk çevirme aparatı herhalde. Bak bu. Neyse, bizim bundan da işimiz yok. Şimdi nasıl koyalım? Soğanlar biraz ölsün, daha sonra sebzeleri getireceğim. Testleri biraz büyük kesmişim herhalde. Üzerine suyunu da ekledik mi? 20 dakika hazır. Oo, bence olmuş. Biraz renksiz ama salça olmadığı için. Daha da bu kadar. Salça olsaydı daha güzel olabilirdi. Kampımızı bitiriyoruz artık. Yaklaşık 5 gündür buradaydık. Şimdi toplanmaya başladık. Şöyle karavanın minderlerini de dışarı çıkarttım. Havalandırıyorum. Tekrar gelecek kampta hazır olması için. Havada bugün epey ısınmaya başladı. Geldiğimizde bayağı farklıydı. Yağmurluydu, rüzgarlıydı, soğuktu. Hatta 2-3 dereceye kadar düşmüştü. Şu an 20 derece. Sanırım güzel zamanda geldik ve bitiriyoruz kampımızı. İsa'ya, İsmail abiye çok teşekkür ediyoruz. Misafirlikleri için, yardımları için. Tekrar inşallah görüşürüz, karşılaşırız. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.